Herkese selamlar. Bugün gaming laptop öneri videosu yapacağız. Bütçe aralığı ise 10.800 TL ile bu ürün şu an satılmamaktadır. Ben bu linki açtığımda koymuştum. Neyse, bu da arkadaşlar 15.000 TL. Bu ürün büyük ihtimalle tekrardan girecektir stoğa. Onu söyleyeyim. Daha demin baktığımda çünkü stok vardı. Sayfayı yeniledim, stok kayboldu. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 14.000-15.000 civarlarındaydı. Videonun başında ben yine her türlü 14.500 yaparım. İnşallah yeniden stoğa girer. Şimdi ben de şaşırdım stokta olmadığını görünce. Videoya girmeden önce stoktaydı çünkü. Neyse, bugün iki tane video gelecek. Birincisi bu. Diğeri de Windows 10 kullanıyorum fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Windows 10 videosu gelecek. Bu arada kasma falan yaşanırsa büyük bir ihtimal Windows 11'dendir. Daha demin yanlış söyledim. Windows 11'e geçtim. Bu geliştirici sürümü sayesinde herhangi bir şekilde sanal makine kurmadım yani. Windows 10'un içine Windows 11 kurmadım. Direkt Insider versiyonu ile Windows 11'e geçiş yaptım. Neyse, şimdi videoya başlayalım. İlk model HP'nin Pavilion serisindeki bir laptopu. i7-10750H var. Gerçekten güzel bir işlemci. 6 Core 12 Thread bir işlemci. Sizi 5-6 sene boyunca götürecektir. 16 GB RAM var. Yine günümüz için yeterli. 1 TB SSD var. M.2 SSD bu. SATA SSD diye zaten. Videodaki laptopların hepsinde M.2 SSD var. SATA SSD de gayet, ay, M.2 SSD de gayet hızlı. Zaten şu andaki en iyi, en hızlı SSD'ler M2'ler. Depolama olarak da 1 TB, yani 1049 GB oluyordu yanlış hatırlamıyorsam, gayet yeterli. 1660 Ti var içinde. 1660 Ti Max Q'su var. Bu Max Q nedir? Bunu anlatmıştım zaten daha önceden. Tekrardan söylemek gerekirse normal 1660 Ti'den %5 daha güçsüz. Yani 4-5 FPS daha az alacağınız normal karta göre. Fakat bunun yanında da sessiz çalışıyor. Underworld yapılmış gibi de düşünebilirsiniz Max Q'yu. Daha az ısınıyor, daha az ses yapıyor. Fakat 4-5 FPS'de kaybediyorsunuz bunun karşılığında. Şimdi bakacağımız zaman yine 6 GB'lık bir VRAM boyutu var tüm 1660 Ti'ler gibi. FreeDOS olarak geliyor. Yani işletim sistemi kurulu olmayarak geliyor. Siz kuruyorsunuz. Şimdi şuradan detaylı özelliklerine bakacak olursak. Burada zaten yazıyordu. Bakın Max Q Design yazıyor. Max Q Design var. 144 Hz IPS bir panele sahip. IPS tekrardan söylemek gerekirse ekran nereden bakarsanız bakın veya monitöre nereden bakarsanız bakın o renk doğruluğunu size sağlayabilmez. TN panelde sağdan bakınca ve ortadan bakınca ki renklerde farklılık olurken IPS'te böyle bir farklılık olmuyor. Başka şeylere geldiğimiz zaman işte burada bayağı bir teknik detay var. Hoparlör DO ses teknolojisini kullanıyor. HP'nin kendi teknolojisi bu galiba. Pil ömrü de 5 saat 45 dakika. Tabi bu oyunu oynarken 1 saate de düşer çok rahat. Neden? Oyun oynarken her zaman diyoruz şarjda kullanın laptopu. Şarjda kullanmazsanız tam performans alamazsınız. FPS'iniz düşer. Diğer bir laptop ise Asus TUF Gaming'in FX serisi modeli. Şimdi Asus TUF'un artık A15 modelleri yanılmıyorsam üretilmiyor. Zaten çoğu da A15'in ısınma sorunlu modellerde. FX serisinde hiç böyle bir şey yok. Gönül rahatlığıyla tüm FX serilerini alabilirsiniz. Isınma sorunu tepten kalktı. Burada i7-11800H işlemci kullanıyor. 11. nesil bir işlemci. Maksimum boost'ta 10.750H'dan daha iyi. Fakat Thread ve Core sayısı düşürülmüş bir işlemci. RTX 3050 var. Şimdi şöyle söyleyeyim RTX 3050 için. RTX 3050'de yine RT yani Ray Tracing ve DLSS teknolojileri var. Fakat RTX 3050'nin 4 GB VRAM boyutu 4 GB VRAM var. Yani 4 GB VRAM artık yetersiz gelir günümüz oyunlarında. Yani VRAM aşırırsa ne olur onu da söyleyeyim. RAM'den harcamaya başlar. Normalde 10 GB RAM harcayacakken bir oyun 11 GB yani VRAM'den alamadığı kadarını RAM'den karşılar. Şimdi 16 GB RAM var. 1 TB SSD var. RTX 3050 var. 3050 nasıl bir ekran kartı? 1660 Ti ile denk bir ekran kartı. Onu söyleyebilirim. Max Q değil bakın. Normal 1660 Ti ile aralarında 1-2 FPS oynuyor. Bazı oyunlarda 1660 Ti öne geçiyor. Bazı oyunlarda da 3050 öne geçiyor diye düşünebilirsiniz. Yine FreeDOS olarak geliyor. Yani işletim sistemi kurulmadan geliyor. 11800H'de işlemcisi var. Şimdi teknik detaylarına gelecek olursak şurada. Hemen şuradan teknik detaylar diyelim. Teknik özellikler diyelim. 144 Hz ve IPS bir ekrana sahip 15.6 inçte panel boyutu var. Bellek hızım ise 10. nesil desteklediği ile 3200 MHz oluyor. Bakacağımız zaman işte şarjı kullanım süresi 4-6 saat.
tam şarjda. Tabi oyun oynarsanız dediğimiz gibi bir saatte de inebilir. Sonuçta bu MacBook gibi bir batarya canavarı bir alet değil. Başka bakacağımız şey de yok zaten. Full HD yine 1920x1080p ekranı var bunda. Başka bakacağımız bir şey yok. Diğer modelimize geçelim. Acer Nitro 5. Yüklensin mi? Bu arada bunların ben fiyatına göre mi sıraladım? Karışık sıraladım bu sefer. Neyse. Acer Nitro 5 sıradaki laptopumuz. Bu video böyle olsun. Tam olarak şey yapmadım. Bir de bu da stoktan kaldırıldı. Umarım geri gelir. Çünkü dediğim gibi fiyatı gerçekten uygundu. i7-10750H var. Yine 6 Core 12 threadlik bir işlemci. HP ile aynı. 16 GB RAM var. Yeterli 512 GB SSD. Yine yeterli. RTX 2060 ekran kartı var. Normal RTX 2060. Max Q Design falan değil bu. RTX 2060 3050'den çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 3050 Ti ile kafa kafayken 3050'den çok daha iyi. 6 GB bir RAM boyutu var. 144 Hz ve IPS bir panelde sahip. Başka açıklayabileceğimiz bir şey var mı? 15.6 inç ekranı var. Yine bellekleri 2933 MHz hızına geliyorlar. Maksimum destekledikleri hızda 2933 MHz. Yine Full HD 1080p bir ekranı var. Diğer bir modelimize gelelim. Asus ROG Strix'ten Ryzen 7 5800HS çok çok güçlü bir işlemci. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şunu gerçekten söylemek istiyorum. Eğer Adobe programlarını biliyorsunuz işte Adobe Premiere, Adobe Rush, After Effects gibi Adobe uygulamalarında işlemciniz AMD'nin isterse Ryzen'de 5800 serisi olsun. i7-10750H ona göre çok daha düşük çekirdeğe sahip. i7-10750H 6 Core 12 Thread'di ya. Bu da 8 Core 16 Thread. Normalde bu işlemci daha iyi. Ama Adobe uygulamalarını çalıştırıyor iseniz Intel o render ve işte After Effects'te yapacağınız bir şeyi iki kat daha, iki kat demeyeyim de 1,5 kat daha hızlı yapıyor. Yani AMD 20 dakikada yapıyorsa Intel 10 dakikada yapıyor ve Intel'in çoklu çekirdeği AMD'ye göre daha az. Yani normalde daha düşük olması lazım. Ama Adobe uygulamalarında bunun tam tersi var. Intel daha önde. Neden? Intel ile Adobe arasında özel bir anlaşma sebebinden böyle. Bunu aslında videonun en başında söylemem gerekiyordu. Eğer Adobe programlarında çalışacak iseniz Intel işlemci almanızı kesinlikle öneririm. Çünkü Adobe optimizasyon tarafında AMD'den çok daha üst düzeyde. Adobe her çıkardığı uygulamada veya her güncelleştirmede Intel optimizasyon tarafına daha da yükleniyor. Yani Intel'le çok çok optimal bir şekilde çalışıyor. Şimdi Ryzen 7 5800H yine çok iyi bir işlemci. Adobe programlarını falan çalıştırmaz demiyorum. Bakın çalıştırır fakat i7'nin 10750H'da belki kafa kafaya belki de i7-10750H'ın büyük bir ihtimal geçen. Eğer diğer edit render programlarında Movavi'de falan Ryzen 7 5800HS çok daha uçar. AutoCAD'de dahil buna. 512 GB SSD RTX 3050 ekran kartı var. Aha şurada gördüğünüz ekran kartı var. Panelimize gelecek olsak 15.6 inç bir ekran var. Yine şey kurulu olmadan geliyor. FreeDOS olarak geliyor. Zaten bu bütçelerde genelde FreeDOS bu kadar yüksek olduğu için düşürmek için FreeDOS olarak geliyor. 144 Hz IPS bir panelimiz de var. Yine bellekler 3200 MHz hızında geliyor. Zaten de destekliyor işlemcimiz bunu. Şimdi burada aslında bir sürü teknik özellik var. Bunu siz okursunuz. Garanti falan filan zart sürt özellikleri var. Anda burada yazıyor zaten. RTX 3050'de dediğimiz gibi zaten 4 GB VRAM boyutuyla geliyor. Şunu bazen merak ediyor tasarımcılar. Bunların Adobe RGB, sRGB oranı ne? Yani renk doğruluğu diyelim biz daha doğrusu sRGB'ye. %67 olması lazım da Asus ROG Strix modellerinin çoğunun. Yazmışlar mı? Bakalım bir. Ekranda yazması lazım normalde. Yazmamışlar gibi. Neyse. Geçelim. Diğer bir laptop Game Garage'ın Fenix 10TN 144 şeyi. Bunu Game Garage PC satın alma rehberinde de bunu göstermiştik. Fiyatı artmış burada. Neyse. İçinde i7-10750H işlemci var. Gayet alt core 12 threadlik bir işlemci. 8 GB RAM var aynen. Bu fiyatta 8 GB RAM bence de kabul edilemez. 256 GB SSD var. Yine boyutu düşük. RTX 2070 ekran kartı var. Max Q falan değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Normal RTX 2070 ekran kartı var. 2070 zaten 3050 Ti'yi de sollayıp geçiyor. 8 GB VRAM boyutlu versiyonu bu. 2070'in çünkü hatta yazıyordur şurada da. Bakalım hemen. 8 GB VRAM boyutlu.
versiyona. Aynen bu 8 GB VRAM boyutlu versiyona RTX 2070'in. Bu zaten ekran kartı hafızasında da bakın yazıyor 8 GB VRAM. 3050 Ti'yi de solluyor. 2060'tan zaten iyi. Yani 3060 Max Q ile kafa kafaya diyebiliriz 3060'ın Max Q şeyiyle. Fakat Game Garage bir Türk markası. Şimdi ses sistemleri iyi. Sound Blaster gerçekten iyi. Zaten laptopun ses sisteminden çok bir şey bekleyemezsiniz oyun laptoplarında. Zaten %99'unuz kulaklık ile bu oyunları gaming laptoplarda oynuyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunun kasa kalitesi hakkında endişelenmenize de gerek yok. MSI'nin GL65 Leopard isimli kasası 15.6 inç kasası ile aynı kasayı kullanıyor. Sadece ekranı farklı. Onun ekranı MSI'nin ekranı yanılmıyorsam TN iken bununkisi IPS. IPS daha iyi bana soracak olursanız. Neden? Çünkü renk doğruluğu TN'ye göre daha iyi. 144 Hz IPS'lik paneli var. Bunun da yine 1920x1080 geliyor. İşletim sistemi de kurulmadan geliyor. Yani FreeDOS kendiniz kurarsınız onda. Diğer bir laptopumuz ise en son yine hepsinin kasa şeyine değineceğiz. Linklerin hepsi de açıklamalar kısmında olacak, söylemeye gerek yok. Bu da i7-10750H ile geliyor. Şimdi burada şu detayı vermek istiyorum. Bu laptop ben çok uzun uzun araştırdım. Bu arada dün bu laptopun fiyatı 14.500 TL'ydi. Bugün 14.200 TL olmuş. Düşmüş yani. Bence alın bu laptopu o kadar bütçeniz varsa. Şimdi i7-10750H söyledik. Alt Core 12 TL, 16 GB, 512 GB SSD size yeter. RTX 3060 ekran kartı var. Buradaki 3060 ekran kartı Max-P de değil, Max-Q de değil. Fakat 105 wattlık bir ekran kartı. Kendi sitesinden gidip bunu bizzat baktım. 144 Hz panele sahip. Yine IPS bir panel. Linux'in bilmem ne için. Linux'ta Windows gibi bir işletim sistemi. Fakat silinebiliyor zaten. Linux silip Windows kurabilirsiniz isterseniz. Direkt zaten büyük bir ihtimal hiçbiriniz de bunu Linux'a kullanmayacaksınız. Yine 6 GB VRAM var. 2070 ile kıyaslayacak olursak, 2070 eğer yayın yapıyor iseniz 2070 alabilirsiniz. Çünkü 8 GB VRAM'in artısını göreceğiz. Fakat 3060 saf performans olarak, FPS olarak o 2070'ten bir 10 FPS daha fazla verecektir. Dediğim gibi bu Max-Q dizaynı falan değil. Direkt 105 wattlık tam RTX 3060 kartı. Burada belki yazıyordur. Bakalım bir. Ben kendi sitesinden girip baktım gerçi. Burada 8 Core 16 Thread dediğine bakmayın. i7-10750H onu demiyor. 11. nesil işlemci için diyor onu. 1920x1080p'de ekranı var. Yine IPS ve ekran var. Son laptopumuza geldik şimdi. Bu laptop keşke şu anda olsaydı. Neyse. Ryzen 7 5800H var. Şuradakiyle aynı. Nerede? Buradakiyle aha da aynı işlemciye sahip. Ha, bu HS iken bu H yalnız. Bakın burada HS takısı var. Burada bu. Direkt. He, neyse. 16 GB RAM var. 1 TB SSD'si var. Gayet yeter. RTX 3060 var. Ama buradaki laptopun sadece işlemci değiştirilmiş halinde düşünebilirsiniz. Ekranda ondan çok daha ince bir boyuta sahip. Bunun ekranı azıcık kalındı Acer'ın. Ama ROG Strix modellerinin ekranlarından memnun olmayan bir kesim olduğunu da söyleyebilirim. Bu galiba 17.3 inç olması lazım. Şu an kaldırılmış ama satıştan büyük ihtimal tekrar geliyor. Zaten yeni nesil işlemci var. Şurada da yazar zaten ekranı. 15.6 inçmiş bunun ekranı. Bakın. Kamerada yok bunun üzerinde. Böyleydi. Yine RTX 3060 var. Dediğim gibi Adobe uygulamalarını çalıştıracak iseniz i7 Intel bir işlemci almanızda fayda var. Yani i7-10750 açarsanız Adobe'de çok daha performanslı olur. Çünkü zaten internette kanıtlı videoları da var. İşlemciyle aynı şekilde Adobe'de Intel daha önde Ryzen'e göre. Neyse şimdi kasa sağlamlığına gelecek olursak buradaki bu listede Lenovo Legion'dan da bir model eklemek istiyordum. Fakat sanki çok düşük kalacak donanımı Legion'ın. O yüzden eklemedim. Burada kasa kalitesi anlamında en zayıfı listenin HP oluyor. En iyisi ise Acer Predator Helios 300 iken, Acer Predator 300 iken bir de Game Garage Fenix 10, yani MSI kasasını kullanan şey en iyi kasa kalitesine sahip bunlar. En iyi soğutmaya sahip ol derseniz de Asus ve Acer Predator başta geliyor. Game Garage'ın soğutmasında işlemci 90 dereceye falan çıkabiliyor. Tabi bu soğutmanın işlemciyle de alakası var.
AMD Ti 8 nanometre ile üretirken Intel ya 12 ya 14 nanometre ile ara örtüyor. Nanometre büyüyünce işlemcinin soğutması da zor oluyor. Yani bu da aslında soğutması aynı olsa bile tüm bilgisayarların Intel tarafı çok daha fazla ısınıyor. Çünkü büyük işlemciler üretiyor AMD'ye göre. HP'nin bu arada kasa kalitesi kötü değil. Bunlarla kıyaslayınca evet bunların yanında azıcık kötü kalıyor. Ama HP Pavilion'da kasa kalitesi gayet iyi. Böyle leğen falan tarzında düşünmeyin. Gayet kaliteli. Zaten buradaki kasa kalitelerinin hiçbirinde metal kasa kullanılmıyor diye biliyorum. Belki ROG Strix'lerde kullanıyordur. Bilmiyorum ama hepsi gerçekten de hepsi zaten bu fiyattan da hepsi kaliteli plastikten üretiliyor. Bu video bu kadar da. Hepsinin linkleri açıklama kısmında olacak. Sorunuz var ise yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.